diğer başlıkta mevzuyu hülasala madde başlıklarını oluştur. Mevzuyu da artık bir toparlamam lazım zihnimde. Diğer başlıkta mevzuyu hülasala madde başlıklarını oluştur. Şimdi böyle kademe kademe ilerliyoruz şeyde. Mevzuyu seçtin. Şöyle gelelim. Hülasala madde başlıklarını oluştur. Yani şimdi o toplamaya başladık. Sorularımız var. Toplamayı okuyoruz işte tek tek. Notlar alıyoruz. O an aklımıza gelenler, şeyler yapıyoruz. Zaten ilerleyen kısımları tertip, tanzimler yapacağız. Orada ilişkiler yakalamaya çalışacağız vesaire. Burada o zaman mevzu çok dağıldığında da bunu toplamak gerekiyor. Çünkü çok genişmiş de 5000 taneye yakın mesela hakikat kelimesi geçmiş. Şimdi bunun hepsini toplamak, derlemek, bir manaya şey yapmak zor. O zaman mevzu hülasalamam lazım. Madde başlıklarını oluşturmam lazım. Sorularım vardı. Soruları da kullandım ama mevzuyu da artık bir toparlamam lazım zihnimde. Ve bunu bir ders haline de getireceksem ama ders kısmı başka bir konu zaten. Benim anlamak için ne yapmam lazım? Mevzuyu hülasala, madde başlıklarını, bir de madde başlıkların olması lazım. Ana başlıklar, sorular ayrı, bir de madde başlıkları. Mesela vahdaniyet mesela kelimesi diyelim, vahdaniyet. Bunun başlıkları, Kesret'te vahdaniyeti ilan etmek ne demektir? Bu bir ana başlık. Yani bu tabii toplamayı okuduk veya bitirdik bir kere, belki ikinciye başladık. Artık konuyu böyle geniş bir konu. Bunu hangi öne çıkan başlıklar olmalı? Ana akslarını tespit etmek ve bunları yazmak. İşte artı eksi çıkabilir, değişebilir ilerleyen şeyde ama maddeyi hülasalamamız gerekiyor konunun başlıklarını. Mesela ben örnek vahdaniyette yapmıştım zaten. Kesrette vahdaniyeti ilan etmek ne demektir? Bir başlık. Cenab-ı Hak neden Kesret'i yaratmış ve vahdaniyetini ilan etmek istemiştir? Maksadı nedir? Bunlar soru gibi duruyor ama artık ana başlıklarını getirdim. Yani detay sorular değil, konunun ana omdeleri. Enfüste vahdaniyete şehadet nasıl olacak? Artık bu konunun şeyleri. Vahdaniyet, vahidiyet, ehadiyet, vahdet kavramları nedir? Farkları nelerdir? Peygamberimizin en büyük davası nedir? Ki vahdaniyet diyor belli bir yerde. Niye böyle demiş? Tevhid nedir? Tevhid-i hakiki ile farkı nedir vahdaniyetin? Tevhid nedir? Tevhid-i hakiki. Mesela bu ne olmuş? Vahdaniyetle ilgili çalışırken o büyük geniş manayı, geniş şeyleri başlıklara indirgemişim ve bu başlıklar altında bakmaya çalışmışım. Bu da o zaman ne yapıyor? Konuyu bir hülasalama olmuş oluyor. Madde başlıklarını oluşturmuş oluyoruz. Diğer kısım şimdi nazm-ı mani. Bu da belki en önemli başlıklardan birisi.